Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size yeni ve ilk sponsorum olan playsell.com'dan bahsetmek istiyorum. playsell.com oyun içi elmas satın alımı yapabileceğiniz bir sitedir. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Çok uygun fiyatları güvenli ve hızlı bir şekilde elmaslar çekip istediğiniz gibi oyunda kullanabilirsiniz. Linkten direkt benim profilime ulaşabilirsiniz. Beni takip ederseniz de çok sevinirim. Ve sadece Mobile Legends değil dilediğiniz oyunda Playsell'i tercih edebilirsiniz. Benim de keyifli alışveriş yaptığım bir site ve yakın zamanda bir çekilişe karşınızda olacağım. Ayrıca arkadaşlar, açıklamada bıraktığım referans linkinden alışveriş yaparsanız hem bana çok güzel destek olmuş olursunuz hem de siz uygun fiyata elmas almış olursunuz. Ve siteye biraz göz atalım. Hemen tanıtayım size, anlatayım. Şimdi kardeşim dedin girdik bakalım nasıl. Burada zaten Mobile Legends işareti çıkıyor. Sen dedin ki ben buraya yazacağım, bakacağım. Mobile Legends'ı yazdım. Evet, yüklenmesini bekliyorum. Geldi. Tıkladık. Benim internetim yavaş. <laughs> Mobile Legends Elmas'a girdik. Türkiye Global hesabınız. Global'den yüklüyorsunuz. Yurt dışı ise eğer. Geldin abi buraya. <laughs> Hemen 6046 elmas. Normalde 6000 elmas. 2500 lirayken burada 1581 lira. Sepete ekle diyoruz. Sepete devam et. Buraya oyuncu ID'nizi. Ben kendi ID'imi yazıyorum. 133 140 44. Buraya da parantez içinde olan burayı unutmayın. Parantez içinde olan kısmı yazıyorsunuz. Sepete ekle diyorsunuz. Sepetime gitmek istiyorum diyorsunuz ve buradan alışverişi tamamla dediğiniz zaman kart bilgilerinize veyahut da başka bir şekilde nasıl ödeme yapmak istiyorsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde zaten hesabınıza geçiyor. Sistemimizin tanıtımı bu kadar. Şimdi çok güzel videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sıralı maçta değiliz. Klasikte de değiliz. Magit Chess'te oynamıyoruz. E ne yapıyorsun abi sen o zaman? Bugün abi direkt olaya giriyorum patır kütür. Bugün itemleri tanıtacağım size. Çok beklediğiniz o item tanıtım videosu sonunda geldi. Sonunda geldi kardeşim. Rahat ol bu saatten sonra. Her şeyi detayı detayına anlatacağız. Şimdi öncelikle şunu düşündüm. Ee, bu şeyi item tanıtımları 3 part olarak çekmeyi düşündüm. Bugün işe saldırı, efendime söyleyeyim yarın atıyorum büyüğü, diğer gün savunma olarak üç şekilde yayacağım. Ve bunun üçünü de peş peşe atmayı düşünüyorum. Çünkü hani zaman kaybolmasın. Bir arkadaşımız saldırısını merak ediyordur, diğer arkadaşımız büyüğü merak ediyordur, diğer arkadaşımız tanktır, savunmayı merak ediyordur. O yüzden kesintisiz bir şekilde hepsini e, seri halinde atacağım zaten. İlk önce e, ad hasar çok oynayan gördüğüm için direkt ad'leri atacağım yani fiziksel hasarları atacağım. Ve arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi artık ile sponsorluk halindeyiz. Ee, benim de kullandığım bir site, benim de alışveriş yaptığım bir site güvenilir. Yani bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Gidip gönül rahatlığıyla en ucuz elmasları sadece Mobile Legends için değil diğer oyunlar için de kullanabilirsiniz abi. Sıkıntı yok yani rahat olun. Neyse biz oyunumuza geçelim anlatmaya başlayalım abi. Şimdi Kerin'in <laughs> şöyle söyleyeyim. Yani ben şu an keriyi aldım. Normalde başka bir euro da alabilirdim de. Ben keri, ana benim ana iro'm keri abi. Neyse. Canavar avcısı sıkılıcı. Benim için bu katliam ya. Katil yani bunun için. Bunun adı bende katildir abi. Tank katili yazıyor ya zaten. Katliam yani katil katliam. Siz ne derseniz deyin. Neyse abi. Bu item oyunun en nadide itemi bence yani. En tatlı itemidir abi bu nasıl söyleyeyim hard severler için yani atıyorum ben o 5 kişinin arasına gireceğim falan fıstık muhabbeti anlatacağım niye bu kadar övdüğümü. Şimdi ne diyor zaten ana özelliğini hepiniz biliyorsunuz açtığınız zaman orayı okudun ya hepsini okuyorsunuz da ben tanı daha ince detayına gireceğim. 35 fiziksel saldırı veriyor ve 125 saldırı hızı veriyor bu item bize değil mi? Ama şimdi eşsiz pasifine geldiğimiz zaman ne diyor yiyip bitirme adı üstünde yiyorsun bitiriyorsun abi karşındakini. Temel saldırılar hedefin mevcut canının %8 kadarı ekstra fiziksel hasar veriyor sana. Yani atıyorum adamın bin canı var değil mi? Ekstra %8 daha veriyor sana bunu. Ya bin canlı hero yok zaten. Hani atıyorum Tigreal geliyor. 12-13k canı var. Hylos geliyor. Anladın mı? Veyahut da 110 geliyor. Tank kasmış bir de kıyamet kanatları almış. Kıyamet kanatları değil mi ismi? Ben yanlış söylemiyorum. Anladın mı? Buna binayen bu item alınır. Ve diğer pasifinde de diyor ki temel saldırılar 3 saniyeliğini %3 can çalma kazandırır. Bunlar biliyorsunuz ki 5 yükle sınırlı. Yazıyor zaten. Hatta şöyle göstereyim. <laughs> Botları da hazırlamıştım. Bak şimdi geldim buna vurdum <laughs> 472. E geldim Zilong'a vurdum 891. Ve yüküm artıyor durmadan. Yani niye bu kadar fazla? Tamam o da 5 level bu da 5 level. E sen Layla'yı o kadar vururken Zilong'a niye o kadar vuruyorsun? Herhangi bir itemları yok zaten bunların boş şu an. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı cam barımız var ya HP dediğimiz. Layla'nınkine bakın. iki tane siyah çizgi var. Üç tane hatta vurduğum için gözükmüyor. Bir de Zilong'unkine bakın. Ya yani bu itemin ana özelliği budur abi. Senin canın ne kadar çoksa hani savunmada da etkili oluyor tabii ki de. Savunma itemlerinde olduğu için can şeyi HP'si. Atıyorum karşınızda Akai var, Hylos var. Az önceki dediğim gibi 15K'lı Haylos geldi karşınıza. Veyahut da Beleri kalmış, adam delirmiş, full gardiyan miğferi dizmiş. Hani o cambarı bir de Beleri'nin pasifi var ya. Adam durmadan ölümsüz gibi ortalıkta geziyor. Veyahut da Uranüs var karşınızda öyle söyleyeyim. Uranüs daha mantıklı olur. Ya da Yuzong, Kalıt. Ya bunların hepsinin Kantra abi canavar avcısıdır. Ya bir ADC'ye en yakışacak item o. Tabi suikastçıya da alabilirsiniz. AD vuranlara. Atıyorum alukart aldın araya girdin hasarın yetmiyor. E, can çalması da var hafiften. Bence mantıklı bir item abi. Dediğim gibi çok iş görür. Zaten 5 yükle sınırlı ya. Benim için OP bir item abi. Hemen satalım. Umarım bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çok bence en, en sevilen item zaten Cloud'un ana itemidir. Bozulma tırpanına geçelim abi. Şöyle bir satın alayım da. Ne diyor abi şimdi bizim bildiğimiz özellikle? 30 fiziksel saldırı, 5 hareket hızı, %5 hareket hızı, %35 de saldırı hızı veriyor bu sana. Ha Yani ne demek bu? Tamam saldırı hızı iyi ama fiziksel saldırısı düşük. Aynı canavar avcısı gibi düşün. E, canavar avcısının fiziksel saldırısı 5 yüksek ama saldırı hızı düşük. Şimdi kardeşim bu itemler buradaki yazılanlara göre değil aslında. Sana burada pasifi boşuna koymamışlar. Yani sen diyorsun ki o zaman gidelim flumusuzluk alalım saldırı istiyorsak veya da saldırı hızı istiyorsak gidelim full fırtına alalım. Aslında öyle bir şey yok. Bak şimdi sana ne diyor eşsiz pasifte? Bozulma. Bunun pasifinin ismi. Temel saldırılar ekstra 80 fiziksel hasar kazanır ve hedefi 1.5 saniyeliğine %8 yavaşlatır. Bak şimdi bunu ben size devreye botunda göstereceğim de buraya yanlış bot atmıştım. Neyse menzilli temel saldırılar için yarıya iner. Bu etki 5 yükle sınırlıdır. Yani canavar avcısının az önce altta gördüğünüz gibi 5 yükü birikti ya yenilenmenin üstünde. Şu yenilenme tuşunun üstünde bunun üstünde bak gördüğünüz gibi. Neyse ee, diğer eşsiz pasifi dürtü. Temel saldırıları 3 saniyeliğine ekstra yüzde saldırı hızı kazandırır. Bu etki 5 yüke kadar birikebilir. Yani buradan da saldırı hızı kazanıyorsun. Abi bununla canavar avcısını veyahut da altına sahibi birleştirdim mi olay zaten çözülüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şuraya bir devreye botu atalım abi. Bak gidiyor değil mi bu o Zaten Kerin var. Bak vurdun yavaşladı. Vurdun yavaşladı. E böyle gittin daha çok yavaşladı. Anladın mı olayı? Bunun mantığı tamamıyla bu. Yani şu anki metada benim gördüğüm kadarıyla, benim kullandığım kadarıyla fırtına yerine bozulma tırpanı daha çok alınıyor. Daha çok istek görüyor, daha çok talep görüyor. Öyle söyleyeyim. Ya adam diyor ki fırtına alacağım kardeşim ben bozulma tırpanını alırım. Hem rakibimi yavaşlatırım hem zaten hızlı olduğum için direkt anında kıstırır keserim. Bunun olayı bu. Şimdi gel gel, gel gelelim altın asaya. Altın asa değişik, çok değişik böyle hani çok görüyorum o hatayı yapan insanları. Şöyle söyleyeyim altın asanın zaten her hero kullanamaz altın asayı. Ya yani nasıl kardeşim ne alaka? Anlatayım abi. Altın asa bildiğiniz üzere hani bizim normalde dilim dilimizde bilinen saldırı hızı verir abi. Yükle sınırlı. Durmadan iki yük birikir tak 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 tararsın değil mi? Aslında öyle bir şey yok. Bunu mesela gidip Leste'ye alıyorlar. Moskova ya alıyorlar. Ya yani kritik vurabilecek hero'lar alıyorlar. Şöyle ben alayım anlatacağım. Bunun ana özelliği ne? Yüz, e, yüzde diyordum. 55 fiziksel saldırı veriyor abi bize. Yüzde 15 de saldırı hızı veriyor bize. Yani yüzde 15. Hani ne kadar mantıklı gelebilir değil mi? Şimdi pasifine gelecek olursak. Pasifin ismi sürat. Sahip sahip olunan her %1 kritik şansı kahramanınıza ekstra %1 saldırı hızı kazandırır. Yani diyor ki senin kritiğin varsa ben o kritiği silerim, sana saldırı hızı veririm. Yani sen gittin vahşi savaşçının öfkesini aldın kritik. Sen kritik vuramazsın artık. Sana verecek kritik şansı o sana saldırı hızı olarak geri yansıtıyor. Yani altın asa'yı alırken gidip kritik mi Şe işte vahşi savaşçının öfkesi atıyorum ulu ejder mızrağı. Böyle itemler almanıza hiç gerek yok yani anladınız mı? Kritik vurmak istiyorsan abi altın asayı almayacaksın. Bozulma tırpanı al, fırtına al daha mantıklıdır. Şöyle şunu satayım. Altın asada da şöyle göstereyim. Bak vuruyorum vuruyorum tak bir tane daha atıyorum. Vuruyorum vuruyorum tak bir tane daha atıyorum. Tak. Anladınız mı olayı? Bunu en iyi badankta gösteririm. Onu da göstereceğim. Hatta gelmişken ben onu en son en son ekleyeceğim. Videonun en sonuna ekleyeceğim onu. Yani bu Altın Asa tamamıyla bildiğiniz üzere Claude, Kerry, Badang bu hero'larda kullanılan bir şey. Hani kritik vuracak veyahut da e, kendini düşürecek bir hero da kullanılmıyor. Hani altın Asa'yı alırken iki kere düşünün. Gidip Moskova almayın. Bak bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bu Altın Asa'ya çok dikkat edin haberiniz olsun. Çok hani bilinen bir şey değil ama haberiniz olsun abi. <laughs> Neyse diğer itemimize geçelim. <laughs> Lan şu hastalığı bir atlatamadık ya. Heh gel gelelim doğa rüzgarına. Şimdi abi doğa rüzgarını aldık değil mi? Bakın görüyorsunuz hemen sol altta ne çıktı? Rüzgar rahibi diye bir tuş çıktı. Neyse geçelim. 30 fiziksel saldırı. Çok da önemli bir item değil. Anlatacağım zaten. Ya yerine göre. %20 saldırı hızı ve %10 can çalma veriyor bu bize. Yani ne alaka falan diyebilirsiniz de anlatacağım. Aktif becerisi Rüzgar Rahibi 2 saniyeliğine tüm fiziksel hasarlara karşı bağışıklık kazandırır. Nişancı olmayan kahramanlarda bağışıklık süresi yarıya düşer. Bu etkinin 70 saniye bekleme süresi vardır. Atıyorum sen kardeşim ADC'sin, ben Kerim değil mi? Şimdi geldim e, altın koridorunda beni zorlayacak kim vardır abi? Brody, Claude. Yani benim oynadığım zamanlarda meta olan hero Brody yoktu, Claude'du yani. Abi baktınız çok zorlanıyorsunuz. Hani kesebiliyorsunuz ama bir iki tık daha hayatta kalmanız lazım Değil mi? Abi direkt basıyorsun Mesela tf'nin içindeyken Veyahut da kafa kafaya tek, teke tek Girdiğinde direkt abi rüzgar rahibine basıyorsun Bak görüyor musun? 2 saniyeliğine o sana bir kalkan veriyor Hasarı yani absorbe ediyor Kendi içinde. Vuruyor ama sana Hasar girmiyor. Şunu yanlış Bilen yani çok gördüm bunu da Bak gerçekten çok gördüm Abi adam almış Vitemi tamam mı? gidiyor mesela Herit'le kapışıyor. Atıyorum Esmer'le kapışıyor. Hani AP vuran bir hero'ya karşı kapışıyor ya. Büyü hasarı veren öyle söyleyeyim. Abi rüzgar rahibi basıyorsun. Bak burada diyor ki sana. Nişancılara karşı bağışıklık. Fiziksel hasarlara. Nişancı da demeyeyim ki. Fiziksel hasarlara karşı bağışıklık kazandırır diyor sana. Yani kalkıp bak. Şu sekmede olan itemleri varsa. Bağışıklık kazanırsın. Ama bu sekmede olan itemler varsa bağışıklık kazanamazsın. Hani birebir böyle de demeyeyim de anladınız yani. Fiziksel hasar vuran hero'lara karşı 2 saniyeline bağışıklık kazanıyorsunuz. Ve 70 saniye bir bekleme süresi var. Teke tek de çok iyi bir iş görür. Ölümsüzlük gibi düşünün. Ta ölümsüzlük biraz daha OP kaşıda. da. Neyse abi. Diğer itemimize geçelim. Diğer itemimiz ikinci balta. Dur bir korkunç silahı anlatayım da. Ya da ikinci baltayı mı anlatayım direkt. Hadi ikinci baltayı anlatayım. Şimdi abi ikinci balta bu item de zaten e, eskiden yoktu, yeni çıkmıştı. Ne diyor? 25 fiziksel saldırı, artı +550 can ve %10 bekleme saniyesi. Bekleme süresi düşürme diyor, değil mi? Aslında mantıklı. Şimdi diyorsun ki, eee, yuzong'um var, kalladım var, işte şuyum var, buyum var. Ben bunu alırım. Niye? Şimdi eşsiz pasifine geçiyorum. Savaş ruhu, savaş ruhu Hasar vermek 4 saniye boyunca her saniye ekstra 12 fiziksel saldırı ile %2 beceri can çalması kazandırır ve bu altı yükle sınırlı. Tam yükü ulaşıldığında temel hasarı oranla ekstra %10 gerçek hasar verir. Bak şu gerçek hasar muhabbeti var ya o kadar insanı heveslendiriyor ki. Neyse nişancılar, büyücüler ve destekler bu etkilerin yalnızca %50 kadarından faydalanabilir. Bak o hevesiniz burada kırılıyor işte. Hani diyorsun ki ya gerçek hasar veriyor o zaman biz keriyi alalım hani bunu yapalım şöyle olsun. Ama bak ne diyor sana nişancılar, büyücüler ve destekler. Yani gidip tankada orman tankı sana alırsın. O da tabii biraz yaş. Yani ne diyor kardeşim bunu savaşçı oynayacak. Atıyorum Freya aldın. 110 kaldın. ikinci baltayı yapıştır diyor. Ha, geldim mesela vuruyorsun ya buna. Bak görüyor musun altta birikiyor. 2, 3, 4 ve bu 6 ülkeye ulaşıldığında hem gerçek hasar veriyor hem de senin saldırını ve fiziksel şey fiziksel saldırını ve beceri can çalmanı kazandırıyor. Beceri can çalmadan kastı düz vuruş değil. Şu. Senin attığın skill yani. Q, -W E öyle söyleyeyim. Yani ikinci baltayı tamamıyla savaşçılara özel çıkarttılar. Savaşçılar için yani diğerleri için de kullanabiliyorsun ama çok etkisini göremiyorsun. Öyle söyleyeyim abi. Gel gelelim korkunç silah. Benim dediğimde işte çoğunlukla bilinen zırhtel delme ana itemi yani. Zırh delmenin babası öyle diyeyim. Bunun çok bir şeyi yok yani hepimiz biliyoruz. 60 fiziksel saldırı veriyor ve eşsiz pasifi yani normal pasifi özelliğine gelecek olursak %20 fiziksel zırh delme veriyor. Yani kardeşim ne demek bu? Sen bildiğin üzere tank geliyor karşına. E tanka karşı ne alacaksın? E, tabii ki de zırh delme alacaksın. Hani gidip 7 e, denizde zırh delme veriyor. Avcı darbesi de zırh delme veriyor. Hani niye korkunç silah? Kardeşim çünkü korkunç silahın fiziksel saldırısı da var ve eşsiz pasifinden alacağı zırt delmesiyle birlikte rakibin bak diğer eşsiz pasif ne diyor zırt adam. Rakibin sahip olduğu her fiziksel savunma o rakibe saldırırken sahip olunan fiziksel zırt delmeyi %0.125 arttırır. Bu etki %40 ile sınırlıdır. Anladınız mı? Yani her türlü zırt delmenin babası budur. Bunun mesela eskiden şeydi yanlış hatırlamıyorsam verilen hasarı arttırıyordu diye biliyorum da değişti. Öyle bir şeydi yanlış söylemeyeyim. Dur şimdi araya girmeyeyim. Bunlarda etkisi var mıydı? 385 385 aynı. Yani çok bir şey yok. Karşımızda tank olması lazım ki bunu size iyice gösterebileyim. Satalım şunu. Gel gelelim Hasım pençesine. Hasım pençesi yenilendi bir de üstüne üstlük böyle değildi çünkü sadece burada şey veriyordu can çalmayla fiziksel saldırı veriyordu diye hatırlıyorum ya da eşsiz pasifinden can çalma veriyordu sadece saldırı veriyordu diye hatırlıyorum. Neyse abi hasım pençeleri ne diyor abi bize 30 fiziksel saldırı veririm sana %20 saldırı hızı veririm %20 de kritik şans veririm sana diyor. Yani bak bu da kritik şans veriyor gidip altına hasa alma sakın. Şimdi eşsiz özelliğine gelecek olursak. %25 can çalma, yani bildiğiniz üzere can çalma dediği dediğine göre şöyle göstereyim hemen size. Ben tanrı modunu kapatmadım değil mi? Hmm. Kapat abi. Geldim abi Zilonga. Vuruyorum. Tık tık tık. canım yükseliyor. Anladın mı? Yani bunun ana özelliği budur. Sen vurdukça senin can çalmanı arttırır. Neyse diğer eşsiz pasifine geliyorum. Çılgınlık kritik hasar vermek 2 saniyeliğine %20 saldırı hızı kazandırır. <laughs> Özür dilerim. Geldin sen şimdi kritik hasar vurdun ya tık tık hemen saldırı hızın arttı. Gördün mü? Kritiği vurduğum gibi saldırı hızım artmaya başlıyor zaten. Şu şeyi kalksın. Bakayım kritik vuracağım bak. Hemen el hareketinden anladın mı? Tık tık atmaya başladı zaten. Yani bu item benim için de aşırı OP'dir abi. Atıyorum Layla mı aldın? Veya da Melisa mı aldın? Hani hızlı vurabilecek bir hero aldıysan. Hani gidip ağır kalan bir hero değil. Gidip bro diye alma hasım pençesini. Anladın mı? Yani ağır vuran hero'lardan ziyade hızlı vurabileceğin, yani daha hızlı adamı kesebileceğine inandığın, hani TF'ye girdiğinde canının azalacağına, can çalmaya ihtiyaç duyduğun anki item budur abi benim gözümde. Satalım şunu. Gel gelelim vahşi savaşçının öfkesi. Kritin bu da kritin baba itemidir abi benim gözümde. Zaten bu 2350 gold'tu. Daha yeni 2500 gold oldu. Niye erken oyunda çok öne geçiriyordu? Bu item zaten tekrar söylüyorum. Bu item varsa altına asa almayın. Neyse. 65 fiziksel saldırı veriyor. 125 kritik veriyor. Eşsiz özelliğinde %40 kritik hasar veriyor. Eşsiz pasifi de kader kritik hasar vermek 2 saniyeline ekstra %5 fiziksel saldırı kazandırır. Ama 2 saniyeline. Sen kritik vurdun ya ekstra %5 girdi sana. Ekstra %5 vuruyorsun. Bak 936'dan 409'a çıktı. 981'den 409'a çıktı. Düzelsin mi? Bak gördün mü? 390 vurdum. Yani çok da bir etkisi yok. Öyle söyleyeyim. 653'e 285. Geldim düz vurdum. 272. 285'ten yani 272 mesela. Çok da şey yapmayacak. Ama kritik için. Hani kardeşim ben kritiğimi tamamlayacağım. Kritik vurup tek 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 keseceğim. Yani atıyorum sen bir kavuruyorsan vuruyorsan düz bir anda 2K vuracaksın, 2.5K vuracaksın, 3K vuracaksın. O senin kritiğine bağlı bir şey. Kritik üstüne kritik vurdun mu zaten bitiyor olay. Neyse abi. Gelelim bizim şu bitmeyen savaşımıza. Bitmiyor kardeşim bitmiyor ki alayım. Bu item var ya bak 2470 gold olduğuna bakmayın abi bitmiyor. Niye 3 tane alt itemim var hani onu bekliyorsun durmadan şu vahşi savaşçının öfkesi daha çabuk bitiyor. Bak 30 gold fark var arada çok da bir şey yok da. Bitmeyen savaş bitmiyor abi. Neyse gel gelelim özelliklerine. Bak sıralamışlar bir de buraya. 65 fiziksel saldırı, 250 can, %10 bekleme süresi düşürme, %8 ibrit can çalma, %5 hareket hızı falan fıstık gidiyor. Neyse abi eşsiz pasifi ilahi adaletmiş. Herhangi bir beceri kullanıldıktan 3 saniye sonra bir sonraki temel saldırı fiziksel saldırının %60 kadarı ekstra gerçek hasar verir. Yani bunun dediğinde ne anlıyorsun abi? Gerçek hasar veren ne var şu an benim elimde? Bak kim bu? Kim bu? <laughs> Kere. Neyse. Bu etkinin 1,5 saniye bekleme süresi vardır. Yani çok da uzun bir bekleme süresi yok. Diğer pasifine gelecek olursak. Kaderin peşinde ilahi adalet pasifi her tetiklendiğinde ekstra %10 hareket hızı kazanılır. Bunun bekleme süresi yok muymuş? Abi çok iyi bak. %10 hareket hızı da veriyor sana. Mesela sen geldin buna vuruyorsun abi. 390 390 vuruyorsun. Gerçek hasar bir patlatıyorsun 775. Şeydeki gibi ikinci baltayı da aldığında ama işte nişancısın. Zaten kerir gerçek hasar vurduğu için o 4 yükten sonra patlama yapıyorsun ya bak. Geldim hızlı hızlı vuruyorum. Bak arada da zaten gerçek hasar yedirtiyorum ben ona. %60 şanslı diyor ya. Ki e, bunun kombinesi de şudur yani. Eskiden oynadığım için söylüyorum. Kemeri de alır mı abi? Gelir mi bu nasıl? Bak görüyor musun? Beyaz beyaz hasarların hepsi gerçek hasardır abi. Ekstra zaten hasar vuruyor. Görüyor musun? 100 vuruyor, 300 vuruyor. Şu an yani itemsizlikten o kadar az vuruyor. Yani şu anki metadaki kerideler e, şu bu yülde kullanıyor. Gösteriyorum size. Bozulma tırpanı, altına asa, canavar avcısı. tabi son iki item... O oyunun gidişatına göre full tank da kasabilir. Veyahut da doğa rüzgarı ölümsüzlük yerine yine item koyabilirsin, fırtına koyabilirsin. Bak gördüğün gibi altın asa var ya kritik item yok. Olayı umarım buradan kapmışsınızdır o altın asanın kritikliğini diye düşünüyorum. Bitmeyen savaşımızı da bitirdik. <laughs> Fırtınaya gelelim. Bak bu itemi de çok severim yalnız. He. Şu verdiği bonuslardan dolayı. %40 saldırı hızı, 20 hareket hızı, bak yüzdelik değil normal düz 20. 20 hareket hızı %10'la kritik verir bu item sana. Abi bak saldırı hızı var, hareket hızı var. Bir de üstüne yetmemiş, kritiği vermiş sana değil mi? Bak ayakkabının ne? 40 hareket hızı. Yani yarı yarıya düşecek hareket hızın. Bunu late game'de ayakkabıyı satıp fırtınayı alabilirsin. Veya şöyle söyleyeyim, atıyorum sende change vardır değil mi? Çünkü en iyi örnek change'e gidiyor şu an. Change ne alaka demeyin. Atıyorum oyun uzadı late'e kaldı. E bir şey yapamıyorsun hani item satıp alamıyorsun yani koyabileceğim bir item yok zaten maksimuma gelmişsin falan. E, diyorsun ki ayakkabım boşa durmasın. E ne yap ne alabilirim? Bir daha mı büyü item koyayım? Abi koy fırtınayı. Hareket hızımda düşmesin diyorsan koy fırtınayı. Zaten sana saldırı hızı ve kritik verdiği için change'in düz vuruşları sağlam olduğu için sana ekstra bonus sağlayacaktır. Niye sağlayacaktır? Şimdi anlatacağım ben bu mevzuyu. Şimdi alayım bir ilk önce. Eşsiz pasifinden anlattığım zaman zaten niye change olduğunu anlayacaksınız. Eşsiz pasifi Tayfun. Her 5 ve 2 saniyede bir her temel saldırıda bu süre 0.2 saniye azalır diyor. Sonraki temel saldırı en fazla 3 rakip birime sekerek 150 veya 362 büyü hasarı verir. Hasar kritik olabilir ve minyonlara karşı bu hasar %200 olur. Minyonu boş verin siz. Yani ne diyor biliyor musunuz? Hani evet, bu fırtınayı aldınız geldiniz. Böyle e, morumsu bir top gibi bir şey oluyor ya. Böyle hasar çıkıyor ya oradan. Beyaz bir şey gidiyor bak. Bak gördün mü? Morumsu bir şey vurdum. 250. Ben bu itemi size nasıl anlatırım? Ee, şöyle koysam. Şöyle koysam. Sek bak gördün mü sektirme hasarını? Oradan ona... Ne derlerdi ona? Adını unuttum. Frisbee. Frisbee atar gibi düşünün Bak. Vuruyorum. Gidiyor. Ve... Bu vurduğumda da bak mor hasar yiyecek. Görüyor musun? Mor hasarı da zaten şey büyü hasarı. E sen zaten çenge büyük asmışsın abi. Senin düz vuruşun da iyi. E bunu vurduğun zaman bütün büyü gücünü kapsayıp vuracağı için aşırı OP oluyor bu item. Hani bakıldığında ya fırtına ne yapabilir ki diyorsun değil mi? Aslında pasiflerinin verdiği özelliği bilmediğin için öyle diyorsun. Bak diğer pasifine gelelim. Eşsiz pasif etkileşim. Tayfun pasifi her tetiklendiğinde kısa süreliğine %5 hareket hızı kazanır. Abi sen burada duruyorsun. Hareket, hızınla, hareket hızına, hareket da ihtiyacın var değil mi? Vurdun vurdun vurdun. Artık kaçman lazım. Kaçıyorsun direkt. Eksi de %5. Tayfun tetiklendiği için %5 hareket hızı alıyorsun. Kafan rahat. Neyse abi. Geçelim. 7 denize geldik. Ah, şimdi 7 deniz çok değişik bir item. Bak çok değişik bir item yalan yok. Ama bana çok boş geliyor ya bu item. Bak çok boş geliyor. Niye? Ben oynamadığım için böyle geliyor. Beni azarlayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama bana boş geliyor bir item. Çünkü benim kullandığım hero'lara yakıştırmıyorum yani. Ha bu almışsındır, Saber almıştırsın. Eyvallah bunlara kullanabilirsin. Javelin almıştırsın. Bunlara kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Neyse özelliğine geleyim. 70 fiziksel saldırı veriyor ve ekstra 250 can veriyor bu sana yani canın çok da bir önemi yok. <laughs> Neyse. Eşsiz özelliği %15 şey demişim özür dilerim çok özür dilerim. 15 fiziksel zırh delme veriyor. Eşsiz pasifi zaten ana 7 denizin ana şeyi. Şöyle göstereyim ya da anlatayım ilk önce. Pusu. 5 saniye içinde hasar alınmazsa veya verilmezse minyonlar ve veya orman canavarları sayılmaz ve yani minyonlar ormanı katmıyor. Bir sonraki temel saldırı gelişerek ekstra 160 artı 130 Fiziksel hasar verir ve hedefi 1.5 saniyeli, saniyeliğine %40 yavaşlatır. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Ben bu yedidenizi aldım bak. Şimdi bekliyorum 5 saniye. Bekliyorum hiçbir şeye bulaşmadım. Kimseye vurmadım etmedim. Bak aşağıda bir işaret çıktı ve elimde bir yansıma oldu görüyor musun? Böyle kırmızımsı bir şey çıktı o diskin içinde. Bak diyor zaten burada pusu. Sonraki temel saldırı ekstra 160 artı 158 fiziksel hasar verir ve hedefi %40 yavaşlatır. Yani kardeşim ne diyorsun sen? Anlat. Hemen kardeşim. Şunu at. Geldim. Pusu varken vurdum. Bak görüyor musun yavaşlığını? görüyor musun yavaşlığını? Nasıl yavaşladığını gördün mü? Bak şimdi dur. Daha iyi anlayacaksın şöyle yapınca. Bak aynı hızla gidiyoruz. Vurdum bir tane. Yavaş. Lan tam dönerken yaptın ama. Uf. Ulan deli. Ulan deli. Dur seni keseyim de sen bir kendine gel. Ben şuraya bir tane daha devreye botu koyayım. Öyle daha iyi anlatacağım. Bu, bunu tamamıyla öğrenin de. Çok etkili bir item. Sadece ben sevmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani öyle söyleyeyim. Şimdi devreye botumuzu attık. Aynı hızda koşuyoruz gördüğünüz gibi. Aynı hızdayız. Vurdum. Gördüğünüz gibi. Anladın mı olayı şimdi? Bak şimdi bir daha vuracağım aynı şekilde. Dönsün bir geri. Vurdum. Yine aynı şekilde. Yavaş yatıyorum. Zırhı varsa zırhını deliyorum ilk hasarımla. Zaten Saber aldıysan girip tık 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 olay bitti. Bu item da bu kadar. Şuradan hareketten versen al bana şunu. Avcı darbesi. Bak şu oyundaki şu oyundaki en sevdiğim bütün videolarımda da söylediğim yani inanılmaz bir item ya. Bir de alt itemi dikenli gülle. Tabi bununki de dikenli gülle. Hani ne alaka falan demeyin de. Dikenli gülle durmadan övüyorum ya. Bu oyunun en iyi itemi işte. En iyi alt itemi şöyle böyle falan. Dikenli gülleye yakıştırdım. Tek şey vahşi güç. Vahşi güç diyorum ya. Onu da anlatacağım. Avcı darbesi. Abi bu item hem zırh delme veriyor. Hem sana hareket hızı veriyor. Hem fiziksel saldırını yükseltiyor. Hem bekleme süresini veriyor. Ya daha ne yapabilir abi? Neyse alayım anlatayım şimdi size. Ne diyor bu 80 fiziksel saldırı %10 bekleme süresi düşürme Eşsiz özelliği 15 fiziksel zırt delme Aynı 7 deniz gibi öyle söyleyeyim size Yani kalkıp korkunç silahla bir tutmaya Korkunç silahı artı yüzde Yüzdelik oranı var Anladın mı bunun direkt 15 Artı aynı 7 deniz gibi Eşsiz pasif pençe Bir rakip kahramana veya or Orman canavarına art arda 5 defa Hasar vermek ekstra %50 Hareket hızı kazandırır Bak en sevdiğim olay da bu TF içerisindesin vuruyorsun bir anda senin üstüne yüklendiler ve ölme, ölmek üzeresin kaçman lazım fisken yok fırlan yok hiçbir şeyin yok hani hareket hızı lazım sana tık o sırada zaten biriktirdiğin yükle avcı darbesini sana vereceği hareket hızıyla oradan bir an önce çıkabiliyorsun yani beni o kadar çok kurtardı ki bu itemi o yüzden seviyorum neyse Hareketsiz artışı 3 saniye içerisinde azalır ve bu etkinin 8 saniye bekleme süresi var. Yani sen 3 saniye eline %50 hareket hızı veriyor. Nasıl yani kardeşim? Bak şimdi geldim buraya. Şunu da göstereyim. Vurdum 1, vurdum 2, vurdum 3, vurdum 4, vurdum 5. Gidiyorum. Bak gördün mü? Anlık nasıl kaçtım. Altımda zaten hemen turuncu kırmızımsı böyle koşu işareti oluyor. Hızlanma işareti oluyor. 8 saniye bekleme süresi var diyor. Bekliyorum. Sıkıntı değil. Zaten o sırada kaçtın, geri geldin falan, tekrar bulaştın. Neyse, geldim 1 2 3 4 5 kaçtım. Anladın mı olayı? Hem kudurtma içinde algıla, hem hani girdim, vurdum, çıktım diye algıla. TF'nin ortasına girdim, niye algıla? Bu item best item'dir abi benim gözümde. Hayda, şimdi geldik. Ya da dur böyle gittik ya Midas'a geçelim. Gel bakalım Midas. Ne diyor? Bu item benim gözümde de büyülü kılıçtır arkadaşlar. Zaten ben büyülü kılıcı alırım. Midas'ı oyun sonunda hani belki kafam meserse, canım isterse <laughs> öyle alırım. Neyse direkt ben Midas'ı anlatayım. Büyülü kılıç değil mesela. Sana ne veriyor kardeşim bu? 60 fiziksel saldırı, 30 büyü direnci, %10 da can çalma veriyor. Yani öyle Aa, hadi bunu da say boş durmayayım diyor. Yani tabii şimdi yine aynı şekilde ADC üzerinden konuşacağım. ADC'sin ve karşında e, Nathan var. Kimi var? Ya hiç düşünme bak. De ki ya ben savunma alıp kendimi düşüreceğim mi? En azından Midas alayım da. Hani oradan bana bir şey olsun. Niye? Niye bunu diyorum? İlk önce pasifini anlatacağım. Sonra göstereceğim size. Eşsiz pasif. Hayat çizgisi. Canını %30 altına, %30 altına düşürecek bir hasar aldığında... 840 ila 1820 e hasar emebilen bir kalkan seviyeyle orantılıdır bu. Yani kaç seviyeyle kaç seviyeysen ona göre öyle söyleyeyim. 3 saniye içerisinde hızla azalan ekstra %50 hareket hızı kazandırır. Hızla yani direkt 3 saniye içinde %50 aynı avcı darbesi gibi düşünün. Bu etkinin 60 saniye bekleme süresi vardır. Yani kardeşim ne diyorsun sen ya ben hiçbir şey anlamadım ki uyguluyorum. Daha iyi anlayacaksın. Geldim kuleye abi. Kule bana vuruyor. Demeyicini Hop ben yedim. Direkt bak hareket hızım arttı. Hasarı emdim. Absorbe ettim orada ben hasarı. Yani vurdu hasarı işlemedi gördünüz mü? Direkt kalkan açtım ben. Yani ne demek oluyor bu? Abi geldim mesela karşında Harley var. Veyahut da işte bu, bu tür hirolar tek atabilecek Aurora tarzında hirolar düşünün büyü anlatıyorum yani fiziksel anlatmayayım şimdi büyü savunma itemi ya. E geldi sana vurdu kartlarını attı ultisini her dedi tam bu ölecek. Yani ama geri döneyim gideyim çünkü en mantıklı halleyinden örnek verebilirim. He, tamam dedi ya bu ölür ben kaçayım. Abi sana vurdu 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 tak bir baktı sen hayattasın hala niye? Senin biraz kılıcın var bunu görmemiş veyahut da bunu görmedi bilmedi anlamadı veyahut da. Kesin keserim gözüyle bakıp vurup kaçtı gitti. Eee ne oluyor sana orada? hem kaçman için bir fırsat doğuyor hem de o kalkanın verdiği absorbe ile birlikte belki şey diyorsun hani ya kardeşim niye kaçayım? Hani zaten midasım var bunun bilincindeyim. Kanka o zaman alırsın buradan can çalma itemlerini veyahut da daha fazla savunmam olsun ya kıyamet kanatlarını, ayazını mayazını alırsın. Öyle girersin zaten paldır küldür can çala çala öldürürsün. Sıkıntı yok. Tekrar gösteriyorum olayı size. Vurdu. Vurdu iki, vurdu üç. Tık kaçtım. Diğer hasarı yemedim. Az önce kalkanım daha düşüktü. Şimdi tam oldu. Bunun olayı da budur. Benim için opi opi yani. Kötünün iyisi. Öyle söyleyeyim. Gel gelelim Atlantis kargısına. Bu itemi ben burada değil de bak. Gerçekten burada değil de. Megit Chess'e çok seviyorum zırt etkisi olduğu için. Neyse. Bildiğimiz özellik. 80 fiziksel saldırı veriyor. 25 e, %25'e saldırı hızı veriyor bu item size. Ya kardeşim bu item çok boş bir item. Doğru söylüyorsun abi sıkıntı yok. Bu itemin zaten dediğim gibi arkadaşlar itemlerin kullanılacağı yer vardır. Sen kalkıp Atlantis kargısıyla başlayamazsın oyuna. Karşındaki hero'ya bakarsın. Hani buna karşı ne alabilirim? Ya mesela şöyle düşün. Saber'ı gördüğünüz aklınıza ne geliyor savunmak için? Bak bunu bilmeyen yoktur mesela. Ya Saber'ı gördün karşında değil mi? Durmadan geliyor seni tekliyor. Ne yaparsın abi? Tık tık gelir tık bunu önerirsin. Bunu almıyor mu? Tık bunu önerirsin. Bu itemde de Hirosu'nun itemi. Ya atıyorum abi. Bak can şey pasifine geleyim hemen. Anlatayım ki an yani öyle gideceğim. İlk önce pasif sonra detaylı. Eşsiz pasif can çekme. Hasar verilen hedefin üzerindeki mevcut kalkan ve can yenileme etkilerini 3 saniyeliğine %50 seviyesine düşürür. Buna döneceğim. Eşsiz pasif ceza ekstra canı seninkinden yüksek olan rakip kahramanlara verilen hasarı %8 arttırır. Yani ne diyor? Ekstra canı seninkinden yüksek olan rakip kahramanlara verilen hasarı %8 arttırır. Şey gibi düşünün. Canavar avcısının minna gibi düşünün. Anladınız mı? Can barının seninkinden yüksekse verdiğin hasar %8 artıyor. Canavar avcısıyla birebir tutabilirsiniz bunu. Asıl olay ama buradaki asıl olay Atlantis'i bunun için almayın. Asıl olayını anlatıyorum. Karşınızda Esmeralda vardır. Yuzong vardır. Herit vardır. Efendime söyleyeyim kalıt vardır. Ne yapacaksın abi? Edit vardır. Ne yapacaksın abi? Atlantis kargasını gözün kapalı bir şekilde alacaksın. Niye? Niye kardeşim? Ayaz alalım falan. Atlantis kargası dediğimiz item esaretli birebirdir büyücü itemlerinde. Hemen hemen kafa kafaya aynı itemdir yani. Niye abi? E bunlar kalkan alıyor can yenileme alıyor. E sana geldiği zaman bu yarı yarıya düşecek ve bu senin için daha önemli olacak. Yani bu itemi almadan kesemiyorsan bu itemi aldığında hani kesemesen bile zorlarsın yani anladın mı? Her türlü kesersin de ben en kötü ihtimalden konuşuyorum size. Zaten bunu alıp bir şey gösteremem şu an anlatamam. Satın alsam bile hani aa bu şey oluyor bu oluyor. Ha evet evet evet. Bu itemin asıl <laughs> iyi ki de almışım pardon kusura bakmayın. Bu itemi aldım. Adam geliyor bana vuruyor ama dediğin olmadı. E tabi olmaz kardeşim sen geldin bu itemi aldın Bak vuruyorum Kırık kalp çıkıyor görüyor musun? Benim için o kırık kalptir Nasıl ne biçim bir şeye benziyor tam da anlamadım ama Sen bunu aldığında O rakibe atıyorum gidip Tigre'le vurdun E dedin ki kardeşim Merit yine aynı Canını yeniliyor kalkanını arttırıyor Esmeral'da yine aynı e, Güzel kardeşim zaten diyor ki hasar verilen hiroya diyor e, geldim şimdi bu Esmeral'da farz edin vuracağım Zilong'a Ben buna vurdum o benden daha kalkan alamayacak Anladın mı? Bu bir de bunun etkisi yani bekleme süresi diye bir şey yok bunda. Bak vurdukça gitmiyor. Bekliyor bekliyor birkaç saniye sonra gidiyor. Ama sen vurma halindeysen hep hiçbir şekilde düşmüyor. Hep orada yani vuruş esnasında. Bununla anlattığımı düşünüyorum. Yani şöyle vurmaya devam ettiğiniz şekilde yine aynı şekilde kalkan ve can yenileme alamayacak. Ama vurmayı kestikten belli bir miktar sonra birkaç saniyelik olaydan sonra tekrar eski haline dönüp canını da yenileyecek, kalkanını da kazanacaktır arkadaşlar. Kana susamış balta. Şimdi bu itemi şöyle çok güzel bir şekilde anlatayım ben size. <laughs> Dilim damağım kurudu be. <laughs> Kana susamış balta dediğimiz itemi söylüyorum. Zaten çok kısa bir şey. Direkt okumuşsunuzdur. 70 fiziksel saldırı, %10 bekleme süresi düşürme, eşsiz özelliği de %20 beceri can çalması. Beceri can çalması bak. Üstüne basa basa söylüyorum. Beceri can çalması. Ya kardeşim benim can çalmaya ihtiyacım var. Alayım. Dur. Göstereyim. Vur abi. Seri seri seri. Tamam. E, vuruyorum. E, beceri. E, can çalamıyorum. Bu ne? Bu şeyden pasiften dolayı. E, bu ne dersin değil mi? Hani mantıken. Yani. Attım. Bak 206. bak 206. Bak 206. Bak 206. Görüyor musun? Bu. Atıyorum. Yine... 110 hadi Terizla'dan örnek vereyim tamam. Terizla aldınız arkadaşlar. Lane'desiniz. E, Terizla içinde can çalma çok önemli bir item. Yani Terizla kana olmuyor. Aldınız abi. Ne oldu? Canınız azaldığında veyahut da TF içine girdiğinizde sana o can çalma sağlıyor. Düz vuruşun için değil. Durmadan skill atan hero'lar için düşünün bunu. Bunun birebir örneği Yuzong'dur, Terizla'dır. Umarım anlatabilmişirim. Ya ben bunu niye bu kadar övdüm onu anlatacağım. Zamanında tekrar söylüyorum ballandıra ballandıra. O zamanlar ama gerçekten büyük bir şeydi bizim için TR1 olduğum zaman e, Kerin'in bu ilde şeydi arkadaşlar. Kana susamış balta ve düz vuruştan faydalanacağım için bitmeyen savaştı. Can çalması olduğu için. Ben bu iki teme iki iteme alıyordum. Tabi araya saldırı hızı sıkıştırıyordum ya da sıkıştırmıyordum mu bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum onu da. Bu iki, iki temi aldığım zaman mesela 5 vs 1'e girebiliyordum ben. Ya ne alaka kardeşim nasıl falan fıstık demeyin. Yani dengi dengime bile olsa benden güçlü de olsa ben 5 kişinin arasında 3 kişinin arasında 2 kişinin arasında rahatlıkla bu itemlerle girebiliyordum. o zamanlar kayıt alsam hani göstereceğim size nasıl olduğunu. Ya ne alaka kardeşim falan. Ne oluyor mesela biliyor musunuz? Adam üstünüze geliyor değil mi? O zamanlar fiskeyle mi oynuyordum? Fırlayla mı ne oynuyordum? Yalan olmasın. Misilleme ya da ilham almıyordum o zamanlar. Şimdi bunlar benim üstüme giriyor. Kesinlikle ama 3 tane tank itemi alıyordum veyahut da en kötü 2 tane tank itemi alıyordum ki can barım yüksek olsun hayatta kalabileyim dayanabileyim diye. Adamlar benim üstüme geliyor bana vuruyor. Gözün görüyor bunu. E ne yapıyorsun? Atış. Kendi anını yaratıyorsun abi bekliyorsun. Bekliyorsun hasar yememeye çalışıyorsun. E hasar yedin canım bayağı gitti e ne yapacaksın? Abi aşın ultiyi direkt girdin. Direkt girdin. Bak vuruyorsun bitmeye savaş önceden böyle değildi. Vurdukça zaten W'nin direkt geldiği için. Şu an e, tanrı bekleme süresi modu kapalı. Full item olduğun için söylüyorum. Ondan can çalıyorsun, diğerinden can çalıyorsun. Q'nu attın mesela ulti, e, ulti fisk ediyorum. Ulti W yapıyorsun durmadan e, bu sefer ölümsüz oluyorsun zaten. Her vurduğun W'de deli gibi can çalıyorsun. Kemer aldığında e, üzerine vahşi güç aldığında zaten hem peşine yetişemiyorlar hem de zaten adamı giderek öldürüyorsun yani. Öyle söyleyeyim. Hiç. Kerit anlatmam daha mantıklı oldu benim bu itemleri. Ah, ah, i̇şte bir zamanlar unutamıyorsun. Çok heyecanlıyım. Vallahi billahi var ya o günler aklıma gelince heyecanlanıyorum. Neyse oyunumuzun baba itemine gelelim abi. Umutsuzluk kılıcı herkesin bildiği o meşhur item. Ya bunun anlatılacak bir yanı yok yani öyle söyleyeyim. Oyunun en çok fiziksel hasar veren, fiziksel saldırı veren itemıdır bu. 160 fiziksel saldırı verir, %5 hareket hızı verir bu item. Atıyorum lesley aldın değil mi? Teklemek istiyorsun. E ne yapacaksın? Çık 3 tane umutsuzluk. Bir tane kritik çık. Yoluna bak. Anladın mı? Çık full build. Ben hani bazen çıldırıyorum böyle. Tamam mı? Aşırı önde oluyoruz. Gidiyorum 6 tane umutsuzluk alıyorum. Ne olacak diyorum. Zaten karşıda tank yok diyorum. Tak tak tak. Şamarlıyorsun. Şamar olanına çeviriyorsun karşısındakine. Öyle söyleyeyim. Umutsuzluğunda ekstradan da hani yalandan öyle hareket hızını koymuşlar. Neyse pasifine geçelim arkadaşlar. Eşsiz pasif umutsuzluk. Canı %50 altındaki minyon olmayan rakiplere saldırmak fiziksel saldırıyı 2 saniyeliğine %25 arttırır. Yani ne diyor? Canı %50 altındaki minyon olmayan rakiplere saldırmak. Yani atıyorum. Sen gittin. Canı %50 altındaki adama <laughs> saldırmak 2 saniyeliğine. Yani 150 vuruyorsan. 100 vuruyorsan mesela öyle söyleyeyim. 1000 vuruyorsun adama değil mi? 1K vuruyorsun. 1250 vuracaksın. Yani öyle 250 verecek. 1000'de de 250. %25'i. Hasar, hasar vurulmadan, hasar verilmeden önce etkili olur diyor zaten. Bunu oradan da anlayabilirsin. Neyi anlatmadık? Neyi anlatmadık? Canavar avcısını söyledik. Onları söyledik. Güç iksirini mi anlatayım arkadaşlar? He tamam ulayacağız mızrağı. Tamam tamam mızrağı doğru. Bu şey. Hmm... Kırmızı Fantom. Kırmızı Fantom yerine gelen item diye biliyorum yani. Benim için benim gözümde odur abi. Kırmızı Fantom da çok iyi itemdi ya. Vallahi billahi gözlerim hala onu arıyor. Onun o morluğuyla bilinen ama kırmızı fantom olan item. Neyse. Ula Ejder Mızrağı 70 fiziksel saldırı veriyor. %10 bekleme süresi veriyor. Ve %20 kritik şansı veriyor. Bak bunu unutmayın. Bunu alıyorsanız altına asa almayın. Altına asayı alıyorsanız bunu almayın. Aklınızda olsun. Eşsiz pasifi. Yüce savaşçı. Ulti kullanıldıktan sonra 7.5 saniyeline %15 hareket hızı kazandırır. Yani atıyorum aldım. Anlatacağım neyse. Bu etkinin 15 saniye bekleme süresi vardır. Yani ne diyor kardeşim burada sana? Sen diyor ultiyi kullandıktan sonra benim pasifim diyor sana 7.5 saniyeline. 7.5 saniye de çok iyi bir şey yani. %15 hareket hızı vereceğim diyor. Anladın mı? Zaten Hiro'nun, şey Hiro diyorum item'ın Özellikleri de çok iyi. Bekleme süresi var. Fiziksel saldırısı güzel bir kıvamda 70 yani kötü bir kötümsenecek bir fiziksel saldırı değil. Ve ekstra sana 120 kritik şans veriyor. Atıyorum TF'nin ortasındasın vuruyorsun vuruyorsun vuruyorsun. Kaçman gerekecek. Direkt ultiyi açtın ultiliyorsun. E ne oldu sana Yüce Ejder Mızrağı direkt bak. Hareket hızını %15 arttırdı bak. Gidiyorum 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 gidiyorum. Daha yeni bitti. Olayı anladınız mı yani? Ultiyi kullandıktan sonra sen orada 7,5 saniye eline dursan da etsen de o ultiyi kullandığın veriyor. Tabii benim gözümde yine bir avcı darbesi etmez hiçbir item de. Yani olay budur abi. Kerin'in bu ildine gelecek olursak. Ama burada göründüğü gibi ilk önce abi tabii bunun değil. Karşıya göre bakarsın. Atıyorum karşıda 3 tane büyük hasarı vuran mı var? Direkt dayanıklı botları al abi. Her hero için öyle düşün bence. 3 veya da fazlası fazlası da olmaz da hani iki tane de de olur ama çok zorlayacak bir iki büyücü ise alırsın abi dayanıklı botlarını ilk itemden bozulma tırpanını alırsın karşıya baktın az önceki anlattığım gibi çok tankımsı hani cam barı çok yüksek olan bir hero yoksa aynı şekilde devam eden full saldırı giden veyahut da çok savunma çıkmayan hero'lar varsa altın asayı alırsın en sona canavar avcısını bırakırsın. Şimdi bu son iki item'a e gelecek olursak ya tamam biz o kadar anlattın önerilenler de var zaten bu. Hani son iki item'ı ne yapmalıyız? Abi sen son iki item'ı nasıl yapmalısın biliyor musun? Dediğim gibi eğer karşında Brody, Claude seni tekleyebilecek bir ADC veyahut da savaşçı varsa Doğar rüzgarını hiç düşünmeden al. Bak hiç düşünmeden al gerçekten hayatını kurtarır. Ya kardeşim doğa rüzgarını alıyorum yetmiyor. O zaman ölümsüzlüğü de koyacaksın abi cebine. Heh ama gel gelelim ki olaya. Dedin ki kardeşim ben öyle olsun istemiyorum. Kendimi savunacağım ama hasar da vuracağım. Abi bak. Vahşi güç. Kemer. Bitti gitti. Hiçbir şey yapma. En son itemede ayakkabı mı kaldı? Satarsın bitmeyen savaş alırsın. Gerçek hasarla tak 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 tak. Ezer geçersin zaten. Olay bundan ibaret. Tabi değişkenlik gösterebilir. Karşısı çok büyücüdür abi. Direkt çekersin bir tane Athena. Kafan rahat olur. Şu e, avcı darbesinin kombinasyonunu söyleyecektim size, onu söylemeyi unuttum. Avcı darbesiyle en iyi gidecek item e, çoğunlukla zaten Javidle, Grangerda, e, Alucardda, bir tane daha vardı. Xia e, mı diyecektim. Editte alacağınız zaman Edit ne ile lan? Edit yanlış dedim. <laughs> Avcı darbesini alacağınız zaman kesinlikle ve kesinlikle Vahşi Güç zırhını alın. Balmont. Aynen hatırladım şimdi Balmont. Kendi şey çektiğim geçen gün videoyu unuttum ya. Vahşi Güç zırhını kesinlikle alın. Dediğim gibi Kerin'in kombinasyonu da kemer bitmeyen savaştır aslında. Şu an meta bu şekilde olduğu için bu şekilde ilerliyor. Başka da bir şey demek istemiyorum. Altın Asa'yı göstereceğim. Badang'da hemen ona geçiyorum. Evet arkadaşlar hiç üşenmedim gittim badanga aldım geldim sadece şu altın asa kombinasyonunu göstermek için altın asa gerçekten badankta aşırı güzel olduğu için yani bunu göstermezsem olmama. olmaz abi yok ben bunu göstereceğim illaki ya. Neyse şu an normal hiçbir item'ım yok hiçbir şeyim yok gösteriyorum size abi 1 2 3 4 5. vuruşta ne yaptım tekme attım değil mi? Yük birlikte aşağıda gördüğünüz gibi 4 5 sersem. Altın asayı alıyorum kardeşim. Geldim. 1 2 3 4 Şu an aktifleşti altında. Bak 1 2 tık. 1 2 tık. 1 2 tık. 1 2 tık. Anladınız mı olayı? Az önce 5. vuruşta sersem atarken şimdi 3. vuruşta yani 2 saldırımı er, e, erkenleştirdim yani. Anladınız mı? 2 saldırı daha erken stun atıyorum. Bak şimdi vuruyorum. 1 2 tık. 1 2 tık. E kardeşim ne diyorsun anlamadım ki ben ya. Hemen hemen göstereyim. Şunlar bir sıfırlansın. Geldim 1 2 3 4 tık. 1 2 3 4 tık. 1 2 3 4 tık. Ya kardeşim ben hala bir şey anlamadım. Altın Hasan'ın etkisi ne? 1 2 3 4 tık. Şimdi 1 2 tık. 1 2 tık. Olay budur abi. Bu bu kadar basit. Altın asa alıyorsanız tekrar tekrar üzerine basa basa söylüyorum kritik deme, almayın kritik hasarınızı emiyor, gerek yok. Ve buna binayen durum buyken videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki referans linkimle placele girip güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere. ادا الله هاي مانت